Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage markasının Rebel modelli yeni çıkarmış olduğu mekanik klavyeyi inceliyoruz. Şu anda elimde tutmuş olduğum mor renkte bir mekanik klavye. Bu bir red switch yani kırmızı switchli Rampage markasının yeni çıkarmış olduğu bir mekanik klavye. Türkçe Q tuş dizilimine sahip olan bu klavyeyi bugün inceliyoruz. Öncelikle yeni çıkmış olan bir model olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bunun birçok rengi bulunuyor. Baktığınızda numlock tuşlarının bulunduğu oradaki sayı kısımlarını çıkartmışlar. Klavyenin yapısı ve malzeme kalitesi gerçekten güzel. Bu klavyeyi genelde oyunculara önerebilirim. Çünkü ofiste çalışan veya evden çalışan ya da bir iş yapan insanların kullanabileceği çok fazla bir klavye modeli olduğunu söyleyemem çünkü yan tarafındaki sayı kombinasyonları yok bu bir kompakt klavye olarak geçiyor arkasında Type C girişi bulunan bir klavye modeli USB'den Type C'ye çalıştırabileceğiniz bir klavye modeli klavyenin üzerindeki tuşlara baktığımızda ürünün rainbow bir aydınlatması bulunuyor ve rainbow aydınlatma yanmadığı sürece ürünün üzerindeki tuşları A harfini B harfini C harfini sallıyorum hepsini göremiyorsunuz ama ama ürünün ışıkları yandığında rahatlıkla klavyenin üzerindeki yazıları okuyabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir klavye olmuş. Kompakt bir klavye olmuş ve masada yer kaplamıyor. Mor rengi ben severim. Arka planımda genelde mor kullanıyorum sürekli. Ve mor tercih etme sebebimde bir deneyimlemek istedim. Gerçekten nasıl durduğuna bakmak istedim. Kutunun içerisine de bakacak olursak ürünün kutusunun içerisinden bir adet kullanım kitapçı, klavyenin kendisi ve Type-C'den USB'ye bir ürünün kablosu çıkıyor. Ayrıca ürünün kablosu da mor renkte Olmuş. Bunu da düşünmüşler gerçekten güzel. Klavyenin arka kısmına baktığımızda kavuçuk malzemeler bulunuyor dört tarafında ve bu da masanızda ya da herhangi bir yerde konumlandırdığınızda ürünü kaydırmamasını sağlıyor. Klavyenin alt kısmında herhangi bir yükseltici bulunmuyor. Sadece arkasındaki kavuçuk malzemeler bulunuyor ve ürünün yapısı gerçekten güzel. Üst kısımlarında rainbow bir aydınlatması bulunuyor ve ışık geçişlerini bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yanında da şeffaf bir led göstergesi bulunuyor. Burada da led aydınlatması atmaları rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Masanızda şık duruyor. Sağdan soldan baktığınızda bu LED göstergeler sayesinde ürün biraz daha kendini premium segmentte pazarlamış oluyor ve pazara yeni çıkan bir ürün olduğu için de açıkçası birçok kişi bu ürünü sormaya başladı. Yeni yeni alıp kullanmak isteyen kullanıcılar yorumlarda ve Instagram DM'lerinde bu klavyeyi incelememi söylediler. Ben de hızlı bir şekilde satın alımı yaptım ve incelemesini sizlerle sağlıyorum. Klavye'nin gerçekten görüntüsü bir yana kompakt hızlı bir şekilde oyunlarda rahat bir böyle eğim kastırabiliyor size mouse'un yanında. Nedeni de şu yan tarafındaki tuşlar çıkartıldığı için biraz daha kompakt ve küçük oluyor. Eğer ki masa boyu bir mousepad kullanıyorsanız bu da mouse'u daha fazla hakimiyet sağlayabileceğiniz anlama geliyor. Genelde biliyorsunuz e-sporcu ve böyle oyun oynayan rekabetçi oyunlarda klavyeleri yan şekilde tutarlar ve bu da ona çok güzel imkan sağlıyor. Dediğim gibi bir ofis çalışanı home office çalışan ya da şirkette bilgisayar başında olan bir kişi bu klavyeyi çok kullanacağını düşünmüyorum ama tabii bu bir zevk meselesi, kullanan da olacaktır. Klavyenin elde oturuş hissiyatı gerçekten güzel. Yazımınızda herhangi bir problem yaratmıyor. Türkçe Q tuş dizilimine sahip olduğu için hani farklılık yaşamayacaksınız. Sadece eliniz sağdaki sayılara gidecek olabilir bazen ama en fazla 3 gün içerisinde alışmış oluyorsunuz. Çünkü kompakt bir klavyeye geçmek birazcık zaman alabiliyor. Çünkü normal klavyelerde kullandığımız sayılar ve büyüklük tuşları bunlarda olmadığı için enter tuşu bile shift gibi yani küçük bir enter tuşu bulunuyor. Diğer kullandığımız klavyelerde enter tuşu büyük ve sağ tarafınızda sayılar olduğu için klavye biraz daha büyük oluyor. Buna baktığımızda kompakt bir klavye olduğundan dolayı alışmanız 2-3 günü belki bir haftayı alacaktır. Ama sonrasında farklı bir klavye kullanmak istemeyeceksiniz onu söyleyebilirim. Klavyenin bir tuş seslerini birlikte dinleyelim. Görmüş olduğunuz gibi klavyenin tuş sesleri de bu şekilde çıkıyor sizlere detaylı bir şekilde. Mikrofonu iyice klavyeye yaklaştırarak dinletmeye çalıştım. Gerçekten bu konuda ses anlamında bence Blue Switch'ten daha iyi. Ben Red Switch klavyecisiyim açıkçası. Çünkü Blue Switch'te biraz daha ses böyle cırtlak çıkarken Red Switch'te biraz daha böyle tok bir klavye sesi çıkartıyor. Klavyeyle oyunda oynadım. Yazı da yazdım. Yazı yazarken ilk günlerde biraz zorlanmış olabilirim. Bir iki gün sonrasında alışmaya başlıyorsunuz ve açıkçası 3 3. 4. günün sonunda tamamen eliniz klavyeye alışmış oluyor. Klavyenin üzerindeki renkleri FN ve INS tuşlarıyla değiştirebiliyorsunuz. Buradakilere de FN'e basıyorsunuz ve INS tuşuna bas çek yaparak modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Işık modlarını da bu şekilde söylemiş olayım sizlere. Gerçekten karanlık bir ortamda şık duruyor. Mor renkte ilk defa bir klavye inceliyorum ve belki de mor renkte sayılı klavyeleri arasında yer alıyor. Birçok rengi bulunuyor. Onları da bu ekrana eklemiş olacağım. Hangi rengi derseniz alabilirsiniz ama kesinlikle erkek veya kadın kullanıcı olarak da mor klavyenin tercih edileceğini çok rahat söyleyebilirim çünkü mesela benim telefonum bile iPhone 14 Pro Max ve mor arkamdaki ışık mor aslında her yeri mor yapmaya çalışıyorum mor rengi birazcık seviyorum hani bütün ekipmanlar keşke mor olsa güzel bir setup dizsek biliyorsunuz beyaz klavyeler beyaz kulaklıklar beyaz kasalar dizildi keşke böyle bir rampage de öncülük yapsa kasasını klavyesini mouse'unu kulaklığını mor renkte çıkartsa ve biz de bunları tercih edip bir setup haline kurabilsek. Ürünle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Açıkçası ürünün detaylı özelliklerini değil de birazcık kullanıcı yorumunu paylaşmak istedim sizlere. Bu ürünü aldığınızda gerçekten memnun kalabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Oyunlarda zaten güzel performanslar sağlayacaksınız bu klavyeyle. İnceleme videomu beğendiyseniz beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumunu bırakmayı unutma. Görüşmek üzere.